dakika, bir dakika. Kılıçdaroğlu'nu bilmiyorsun. Şimdi keçi gibi her tarafa meee diyor. Hadi öyle, Türkiye'de yalnız değil. Türkiye iyidir şu anda. Bak herkes lüks yazıyor, herkes. Bak ben de keçi simit yiyorum ama hayattan memnunum. Şimdi hangi enflasyonsa sen bir Almanya'yı sor, şey hangi enflasyon, bir dakika. Hangi ülkede iğne parasız, hangi ülkede ambulans kendi seni götürüyor, hangi ülkede babama seni yollar, şeyler, hastaneler, bilmem neler ne. Şimdi nonkörlük yaparız belediyse. Yok mu başka ülkelerde? Var, parayla yapıyor. Bak görüyorsun, Fransa nasıl oluyor birbirine bak, giriyorlar. İran nasıl oldu? Ülkeler var da bizim haberimiz yok. Var da biz nonkörüz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin bir açıklaması var. Hiç kimse beni enflasyonun altında ezdirdiler diyemez. Siz bu açıklamaya katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Siz enflasyonun altında ezildiniz mi, ezilmediniz mi? Enflasyonun altını ben bilmem de. Şimdi Sayın Bakan'ın lafı doğrudur. Neden doğru? Neden doğru? Kılıçdaroğlu bize para getiriyor ya. Evet. Hemen getiriyor parayı. Sıcak para geliyor, gençlere söyledi ya. Ne diye veriyor bu parayı, İngiltere'den getiriyor? Başbakan sıfatıyla mı getiriyor, Cumhurbaşkanı sıfatıyla mı, yardım olana mı getiriyor, el açmış mı, bu dilenicik mi, bu nedir yani? Ne diye para getiriyor? İktidar olduğunda gelecek yatırımları yapmak için. Bir dakika, Kılıçdaroğlu bilmiyorsun. Şimdi keçi gibi her tarafa meee diyor. Bir çarşaf çıkarttı, bir başörtü çıkarttı, bilmem bir başka şey çıkarttı. Şimdi de bu sefer para çıkarttı meydana. Para mara geliyor acaba bilmiyorum. Kendi aralarında seçimde kullanıyorsa o ayrı mevzu. Hani yatırım için konuşuldu diye biliyorum ben. Yatırım onun ne alakası var babam yatırım? Hani bir sıfat, yatırımlar. Sıfatı ne? Muhalefet lideri. Muhalefet lideri, muhalefet lideri gidip orada para mı getiriyorlar? Veriyorlar mı öyle? Şimdi banka sana para veriyor. Senin 70 liranı araştırıyor değil mi? 10 milyon lira verirse bana. Nereden getiriyor? Nereden? Nasıl ödeyeceğim para? Hem öyle para kolay mıdır? Ha Cumhurbaşkanı dedi ki bu para getirecek ya şu devlet şeyi getiriyor. Ne diyor? Uhucilardan falan. Bir sefer de kendi parasını da ona çeviriyor. Suçu kapatmak için size para getiriyorum. Gençler... Şu anda Türkiye'deki ekonomiyi nasıl buluyorsunuz? Muhalefet bir ekonomi krizden bahsediyor. Dünyada öyle. Türkiye'de yalnız değil. Türkiye iyidir şu anda. Bak herkes lüks yazıyor. Herkes. Bak ben de geç simit yiyorum ama hayattan memnunum. Peki o simit geçen sene ne kadardı? Bu sene ne kadar? Geçen sene benim ömrüm neydi şimdi nedir? Enflasyon ne kadardı geçen sene? Bu kadar ne kadar? Niye öyle babam? Hangi ülkede enflasyon %85? Şimdi hangi enflasyonsa sen bir Almanya'yı sor, şey hangi enflasyon, bir dakika. Hangi ülkede iğne parasız, hangi ülkede ambulans kendi seni götürüyor, hangi ülkede babama seni yollar, şeyler, hastaneler, bilmem neler ne. Şimdi nonkörlük yaparız belediyse. Yok mu başka ülkelerde? Var, parayla yapıyor. Bak görüyorsun, Fransa nasıl oluyor birbirine bak, giriyorlar. İran nasıl oldu? Ülkeler var da bizim haberimiz yok. Var da biz nonkörüz. Evet öyledir. Siz emekli misiniz? Ben emekliyim, çok şükür. Geçinebiliyor musunuz? Allah'a çok şükür, hem deriyorum. Simit de yiyorum, yaban ekmek de ama huzurluyum. Şimdi Allah göstermez, Allah devletimize, milletine zarar ziyan vermez. Daha iyisi neden olmasın? Neden yani simite tamah ediyorsunuz? Neden daha iyisi olmasın? Şey, açmalık, atışmalık. Daha iyisi neden olmasın? Daha iyisini neden istemiyorsunuz? Şimdi ben yesem ben herhalde biz koyun kurbanlı koyun der ki yesek damızlık bize yürüyemez. Şu anda bir restorana girip bir yemek yiyip çıkabilir misiniz? O lüksünüz. Bir restorana 70-80 bin lira vereyim. İşte neden bu kadar pahalı? Neden veremiyorsunuz? Onu soruyorum. Bileceksin. Paranın değerini bileceğim babam. Biz tabii bak şimdi paranın değerini eskiler bilir, yeniler bilmez. Yeniler şimdi 30-40 milyon sigara içiyorlar. Öyle değil mi? Bir fırt alıp içiyorlar. Kızılay'da gidip fincanlar 10 bin lira, 15 bin lira çay içiyorlar. Biz öyle değil. Biz eski adamız. Paranın değerini biliyoruz. İnsanın değerini, memleketin, bayrağın, devletin değerini biliyoruz. Z harfi bilmez. Peki, teşekkürler. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, hiç kimse beni enflasyon altında ezdirdiler diyemez çıkışına katılıyor musunuz? Siz enflasyon altında ezildiniz mi, ezilmediniz mi? Ezildik abi, öldük bittik ya. Yemin ediyorum. Niye böyle oldu sizce? Vallahi niye olduğunu bilmiyoruz da hepimiz acımızdan ölüyoruz. Şu kadar öğrenciyiz. Cebimizde 5 lira para var ya da yok yani. Açlıktan ölüyoruz. Yol desen hepsi pahalı. Dolmuşa binemiyoruz. Ne bileyim. Bir şey yapamıyoruz. Bir aktivitemiz yok artık ya. Parka gidiyoruz, boş boş oturuyoruz. Bir şey alıp içip oturamıyoruz bile ya. Sana öyle söyleyeyim artık. Sence bu durum nasıl değişir? Nasıl değişir? Değişmez. Değişmez abi ya. Değişmez. Vallahi değişmez. Siz ne düşünüyorsunuz? Bakanın açıklamalarına katılıyor musunuz? Yani ben bir şey demek istemiyorum bu konu hakkında. Siz enflasyon altında ezildiniz mi? Enflasyon sizi etkiliyor mu? Evildik. Evet.
Sizce durum neden böyle oldu? Yani son birkaç senede enflasyon neden bu kadar yükseldi? Yani bilmiyorum yani şu an, yani bizim dolmuşa binmeye paramız yok şu an abi. Cepte 5 kuruş para yok. Peki bu durum sizin seçimlerde öğrenciyiz, görüyor musun? Tütününen hepsi de kırık. 10 kişi biz bunu nasıl içecek? Acıyım bize de ya. Parlamentten tütüne düştüm ya. Acımdan ölüyorum ya. Vallahi ya. Acıyım bize de yani. Biz de insanız. Afgan'ı Suriyeli besleyeceksin. Beni besle kardeşim. Ayıptır ya. Allah Allah. Size de soralım. Şu tarafa gelir misiniz? Siz bakanın açıklamalarına katılıyor musunuz? Siz enflasyon altında ezildiniz mi, ezilmediniz mi? Durum nedir? Ben sana şöyle söyleyeyim. Baştakilerin hiçbiri halkın düşündüğü yok. Herkes kendi çıkarının peşinde. Hani halkı daha fazla ne kadar zarar uğratabilirim, ne kadar çalarım, çırparım peşinde. Yani ben bunların hiçbirine katılmıyorum. Hani kendileri de kendi atlarını biliyorlar. Hala yağ gibi üste çıkmaya çalışıyorlar. İnşallah baştan inecekler. O günü bekliyoruz. Düzelmez yani. Sizce iktidar değişir mi? İktidar değişmesi lazım. İnsanların biraz aklını toplaması lazım. Aklını baştan alması lazım. Yani böyle seçimlerden önce patates soğanı sokağa çıkartıp milleti kandırmayla bu iş olmuyor. Biraz daha insanlar düşünmek lazım diye düşünüyorum abi. Onu da bulamıyorum aynı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Siz bakanın açıklamalarına katılıyor musunuz? Siz enflasyon altında ezildiniz mi, ezilmediniz mi? Ezildik abi, bittik gittik ya. Bu gece neden? bu nasıl bakan anlamıyorum ki. Bizi burada sigara içemiyoruz. Bira içemiyoruz. Gitibor olmuş 35 lira. Ben nasıl alkol alayım ya? Canım istiyor. Ben konuşmuyorum abi. Kaçak konuşayım. Düştü. Bu durum seçimlerde sizin oyunuzu nasıl etkiler? Ben oy kullanamıyorum ama kullansam hiçbir şekilde vermezdim. CHP'ye vereceğim. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin bir açıklaması var. Kimse beni enflasyon altında ezdirdiler diyemez şeklinde. Siz enflasyon altında ezildiniz mi, ezilmediniz mi? Bir halk olarak ne düşünüyorsunuz? Enflasyonun altında ezildik yani. Bu 2 daha 4. Yani asgari ücrete çalışan birisiniz. Enflasyon hem de altında da girdik yani. Yani çok zor yani. Nasıl geçineceğiz, nasıl edeceğiz? Şimdi ÖTV arabanın vergisi 300'lü yüzde bilmem 800'e kadar çıkacak diyor yıl 2023'te. Sigorta 1400'e yaptırdım arabanın sigortası 2004. 2,5 oluyor. Şurada 5-6 ay sonra yenileyeceğiz yine sigortayı. Vergiye çalışıyoruz yani. Yani enflasyonun bayağı bir altına girdik yani. Yani bildiğin gibi şey yaptık yani enflasyon. Bakan neden böyle bir açıklama yapmış olabilir? Dayanağı ne olabilir sizce? Vallahi bilmiyorum ya. Yani şu anki şey yani durum kötü yani. Hiç iyiye gitmiyoruz yani. Biz, şu anki durum sizin seçimlerde oyunuzu ne yönde etkiler? Vallahi oyumuzu farklı kullanacağız zaten yani şu anda. Ben AK Parti'ye verirdim. Şimdi şeye vereceğim. İyi Parti'ye vereceğim yani. Koalisyon olması lazım. Tek hükümet işi yani iyi bir şey değil yani bence. AK Parti'den kopuşunuzun nedeni ekonomi mi? Ekonomi yani şu anda iyice şey yani kötü. Yani ben 51 yaşındayım. Bodrum'a gidemiyoruz. Bir yere, memlekete gidemiyoruz biraz şey yani. Yani bir tatil yapamıyoruz yani hiç. İki kişi hanımla çalışıyoruz. Hanım ev işine gidiyor. Ben asgari. O günlük alıyor 250-300. Onunla geçiniyoruz yani. Hanım çalışmasa ben tövbe geçinemem. Yani durumlar çok vahim. Bir de söylemezse EYT'liyiz. EYT'nin şeyine şu anda çoktan emekli olmamız lazım. 9120 prim oldu. Şimdi diyor ki hükümet sen diye emekli olacaksın, çalışacaksın. Nasıl çalışmayacaksın? 5100 lira maaş bağlanırsa mecbur çalışacaksın. Teşekkür ederiz, sağ olun.